Merhaba değerli Köy TV izleyicilerimiz. Bugün Kocaeli Kandıra'dayız. Bir mantar üretim tesisindeyiz. Yanımızda mantarla ilgili Türkiye'de durumlar nedir? İşletme sahiplerine verilecek öneriler hakkında konuşmak üzere Hasan Hüseyin Satılmış Bey var. Kendisi hem bir üretici hem de bir danışman. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kültür mantarı yetiştiriciliği ve efendim istiridye mantarı yetiştiriciliği ile ilgili Türkiye'de yaklaşık 90 yılından beri faaliyet gösteren üretim aşamalarında ve çeşitli verim ve pazarlama aşamalarında görev yapmış birisi olarak sektörümüzün 20 yıllık deneyimlerime ve tecrübelerime dayanarak en zor senesi ve en zor döneminde olduğunu söyleyebilirim. Sektörün ham maddeleri itibariyle ana ham maddeli organik buğday sapı, efendime söyleyeyim, işte kompost hazırlamada kullanılan kepeğinden, pamuk küspesinden, alçı tozundan tut, bu tür girdilerin %55-%60 oranında bir yıl içerisinde zam geldiği ve fiyatların arttığı, buna mukabil üretilen ürünün %10-%15 gibi fiyatının geri gittiğini ve bunun da üretim aşamasında olan orta ölçekli işletmeler için ciddi bir sorun teşkil ettiğini ve tarımın her dalında olduğu gibi son birkaç yıldan beri kültür mantarcılığı sektörü de kriz aşamasında şu an. Sonu hayırlı olur inşallah diyoruz. İnşallah. Evet. En zor dönemi dediniz çünkü evet. Diğer ürünlerde olduğu gibi evet. Mantarda da girdi fiyatlarında ciddi bir artış var. Biraz rakamsal konuşacak olursak geçen yıllara oranla hani fiyatlar neydi, ne oldu? Şimdi bizim şu an durum ne kadar etkilendi? Şimdi bizim ana ham maddemiz kompost dediğimiz kültür mantarının veya istiridye mantarının karışımları yapılmış, homojen bir şekilde hazırlanmış, içerisine tohumu, miseli atılmış, satın aldığımız etken. İkinci ham maddemiz örtü toprağı dediğimiz göl yataklarından çıkartılan tor toprağı. Ve onun dışında dezenfektanlar ve çeşitli işçilik, enerji ve mazot teşkil ediyor genel olarak. Rakamsal olarak baktığımızda geçen yılki 2016-2017 yılındaki kompost satış fiyatları 400-420 milyon civarındaydı. Kültür mantarının toptan satış fiyatı da 5,5 TL civarındaydı. Bu seneki ham madde alış fiyatımız 650 milyonlara, yani kilo bazında 65 kuruşa. Mantar fiyatımız tam tersine 5 liraya gitti. Ham maddede %61 artış, üründe %10-%15 gibi bir geri gidiş var. Sadece ne bu şey aşamasında değil, buğday sapıyla enerjiye %10-%15, mazota, akaryakıta geldi. Ama ana kalem buğday sapı olduğu için ülkemizde hayvancılığa bile yetişecek kadar saman yetiştiremediğimiz için mantar sektörüne de tabii ki ithal ve pahalı bir şekilde ham madde girdiği için doğal olarak fiyatlar yükseldi. İzleyicilerimizden aldığımız geri dönüşlere göre mantar üretimine ciddi bir talep var. Evet. Üretimde bir talep var ama ülkede tüketimle ilgili durum nedir? Hani rakamlara bakıldığında aslında ülkede çok fazla ürün yetiştirilmiyor, üretilmiyor. Ciddi bir açık var deniliyor ama fiyatlar düşüyor. Hı-hı. Arada bir tezat var. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi kültür mantarı ve diğer bütün tarımsal ürünler bir arz talep dengesinin sonucunda üretilir ve pazarlanır. Kültür mantarında bizim rakip ürünlerimiz kış aylarında balık ve tavuktur. Bu sene balıkta da ciddi bir kıtlık olduğu için kültür mantarının revaçlı olması gerekiyor ve satılması gerekiyor. Ama arz çok yüksek miktarda olduğu için üretim
ham madde artışlarına, maliyet artışlarına rağmen talep onu karşılamadı ve fiyatlar ondan dolayı geri gitti. Türkiye'de bu işi yapmak için işte izleyicilerimize ben uzun yıllardan beri bu sektörde olan bir insan olarak her iş yapılabildiğinde ve başarılabildiğinde muhakkak olunur. Bu işi ekmek yiyoruz, bu işten ticaret yapıyoruz. Sonucunda ama çok riskli bir iş. Canlı bir mikroorganizmayla uğraşıyoruz. İnsanların çok kulağımıza geliyor. İnternette, televizyon programlarında, internette işte istiridye mantarcılığı şu şekilde ev kadınıydı, işinin patronu oldu, işte işsizdi, marketini kapattı, şapkalı beyaz mantar üretimine girdi. Bunlar olabilir. Bunlar doğaldır ama bunların altında reklam kokan ve bu internet sitelerinin altındaki reklam sitelerindeki bir kelime oyunundan kaynaklanıyor. Halkımıza ben şunu söylerim. Uzun yıllardan beri bu işin içinde, sektörün içinde olan bir insan olarak şu an tarım ilçe müdürlüklerimizde şeyler başladı. Halk eğitim merkezlerimizde eğitimler başladı. Özellikle bayan çiftçilere ve gençlere yönelik. Bizim kendi ilimde, Kocaeli'de, Kartepe, Körfez halk eğitim müdürlükleri çok yoğun bir şekilde haftada belli günlerde bizim tesislerimize de uygulamalı dersler vererek bu işe ciddi eğitmenler refakatinde bu işi yapıyorlar. Bizi izleyen izleyicilerimize ben onu öneririm. Yani basından ve internetten duydukları efendime söyleyeyim kısa yoldan köşeyi dönme hikayeleri ve hayallerine fazla kapılmasınlar. Daha ciddi, daha olumlu bizler gibi, bizlere ulaşabilen halk eğitim merkezlerinden, sizlerden gelen arkadaşlarımız, bizler gibi yani bu işe gerçekten alın terini akıtmış, meşaket sarf etmiş bir insanlar olarak yani elimizden gelen danışmanlık ve destek hizmetini veririz. Veriyoruz da zaten biz. Yani bu iki tane ilçe halk eğitim müdürlüklerine tesislerimizi açtık, kapılarımızı açtık. Katılımcılarını ağırlıyoruz şeyin içerisinde. Sektöre olan desteğimizi sunuyoruz. Sektörümüzde aile tipi işletmeler ve orta ölçekli işletmeler bağlamında iki tarz var. İki tür yetiştiricilik var. Aile tipi işletmeler daha ziyade Antalya bölgesinde yoğunluklu olarak Korkuteli ilçemizde. Türkiye'deki mantar üretiminde yaklaşık %60-65'ini hem ham madde hem taze kültür mantarı olarak o bölgeden geliyor. Fakat ki aile tipi işletmelerdeki maliyetlerle orta ölçekli işletmelerdeki maliyetler arasında dağlar kadar farklar var. Bu ham madde artışlarından dolayı biz ne kadar pazara olan yakınlığımızdan dolayı avantajımız dezavantaja döndü. Nedir? Biz vergi mükellefiyiz. Nedir? Belediye ile muhatabız. Nedir? Sigortalı işçimiz var. Yani kaba tabirle algımız, vergimiz var. Onlar aile tipi, çoluk, çocuk, gelin, çekirdek aile. O şekilde birer veya ikişer deposu olarak yapıyorlar. Bunun da hükümet yetkililerimizden bu konuda da devlete faydası olan, yararı olan orta ölçekli işletmelerin kollanması, yani rekabetin adil olmasını istiyoruz şey konusunda. Sonra bir de kültür mantarında şimdi yanımızda olan arkadaşımızla da konuşacaksınız. Biz neye ait olduğumuzu daha ispatlayamadık, öğrenemedik de işletme bazlı olarak düşündüğümüzde. Tarımsal bir üretim yapıyoruz diyoruz. Tarım Bakanlığı tarafından denetleniyoruz. Tarım Bakanlığı Ziraat Odaları tarafından üyeliklerimiz var, devam ediliyor. Öbür tarafta paketlemede ve kompost üretimindeki makina ekipman açısından sanayi sicil belgesi, elektrik indirimlerinden ondan kullanıp sanayi odasına aidat ödüyoruz. Sanayi odasına üyeyiz. Şimdi bir abimizin bir terimi var, onu söylemek istemiyorum. Bizim kime ait olduğumuzu
bilmiyoruz. Tarım Bakanlığı'na mı bağlıyız? Tarımsal bir işletme miyiz? Sanayi Bakanlığı'na mı bağlıyız? Sanayi Ticaret Odası'na mı bağlıyız? Yani bizi bir sınıflandırmaya gidilirse, sanayi üretimi yapılıyorsa sanayi sicil müdürlüğüne, sanayi il müdürlüklerine gider, görevimizi yapar. Tarımsal bir üretim, %80'i, %90'ı tarımsal bir üretim içerisinde gidip tarım il müdürlüklerine, Tarım Bakanlığı'na bağlı birimlerde bizimle ilgili desteklemeler, işte enerji indirimleri, efendime söyleyeyim, buna benzer yatırımlardan yararlanmamız gerekiyor. Son olarak da hükümetimizin, devletimizin son zamanlarda uyguladığı genç çiftçi projelerinde istiridye mantarıyla ilgili yoğun bir talep var. Ben hem projeyi hazırlayanlara çok iyi bir şey, sadece ne mantarcılık değil, seracılık da var bunun içerisinde. Projeyi hazırlayanlara daha ziyade 40 yaşının altında her önüne gelene bu projeyi değil de şu halk eğitim müdürlüklerinde ve tarım ilçe müdürlüklerinden eğitim almış, bu işi yapabilen uzman kişilerden ve kurumsal işletmelerden tesis kurulumunu yapan insanlarla muhatap olunursa daha iyi sonuçlar vereceğini, bunun örnekleri de var. Yani Korkuteli'de bir ilçe, yani yaklaşık 15 kışın 15 bin, yazın 40 bine çıkan bir yayla ilçemizdir. Benim de uzun yıllar yaşadığım ve ticaret yaptığım bir yerdir. Orada bir ilçenin ana gelir kaynaklarından birisidir bu. Anlatabildim mi? Ama nasıl kademeyle, kademe doğru adımlarla, doğru şekilde. Tabii eksikleri var. Hala tamamlanması gereken, işte kurumsallaşması gereken yerleri var. Pazarlama ağları, üretim ağları bununla ilgili. Yani bu işte özellikle ekonomik zorluk çeken, göç veren yerlerde, İç Anadolu bölgesi olabilir, Doğu Anadolu bölgesi olabilir. Bu bölgelerde, bu iklim olarak da uygun yerler, yayla iklimine uygun yerlerde, yani soğutmanın ve ısıtmanın belli maksimum, minimum derecelerde olduğu yerlerde daha başarılı olur, daha iyi olur. Yani sonucunda bu sektördeyiz, bir Darboğaz'dayız ama bu sektöre de kimse girmesin, kimse yapmasın bağlamında bir şey söylemiyoruz. Ama girerken çok emin adımlarla girilmesini, çok doğru adreslerle, doğru insanlarla bu işte başarılı olunmasını, deminden beri, başından beri söylediğim gibi, ben aynı zamanda Türkiye genelinde Edirne'den Kars'a kadar kültür mantarı ve istiridye mantarı üretim tesislerinde danışmanlık, işte çeşitli hastalık ve dezenfektan uygulamaları yapan bir firma ve efendime söyleyeyim ruhsatlı fungisit ürünleri pazarlayan bir firma olarak, bir kişi olarak bu sektörün daha iyi yerlere gelmesi için önce çuvaldızı kendimize, toplu iğneyi karşı tarafa batırmamız gerektiğini söylüyorum. Büyüklerimizden de bu konuda destek istiyoruz. Kısacası şunu söyleyeyim. Devlete algı ödeyen, vergi ödeyen insan sarı çizmeli Mehmet Ay'la rekabet etmeye kalkıyor. Bu da zor bir olay. Bizi de korsana itiyor sektör. Anlatabildim mi? Yani nasıl? Çünkü hiçbir algısı, vergisi, herhangi bir şeyi olmayan bir grupla bir tarafta da Türkiye'nin her yerinde, sadece bizim Kocaeli bölgesi değil, bu Bursa içinde geçerli, Konya içinde geçerli, Kayseri içinde geçerli, Erzurum içinde geçerli, buralardaki işletme bazlı arkadaşlarımızın, demin dediğim gibi, bunların rekabet olarak kullanılması, gözetilmesi, efendime söyleyeyim, şartların eşit olması gerekiyor. Ben vergi ödüyorum, belediyeye rüsum ödüyorum, efendime söyleyeyim, sanayi odasına, ticaret odasına, ziraat odasına üyeliklerim var, hepsini ödüyorum, hükümlerimi yerime getiriyorum. Birisi de sadece ham maddeyi koyuyor,
bakımını yapıyor, sulamasını, ilaçlamasını yapıyor ve benimle aynı şartlarda, benimle aynı fiyata mal satıyor. Haksız bir rekabet ortamı var. Bunun da giderilmesini istiyoruz yani büyüklerimizden. Olursa iyi olur. İnşallah buradan sesimizi duyurduk. Konuşmamızın temelinde aslında şu var. İlk önceleri söylediğiniz eğitim, özellikle işe yeni başlamak isteyenler, evet, ilgi duyanlar için belirli düzeyde ne iş yaptıkları ile ilgili fikir sahibi olmaları, evet, gerekiyor. Daha sonra sektörde bir sorun var, evet, eşitsizlik var. Evet. Bunları görüyoruz. Peki buna rağmen yine de girmek istiyorum, hani yapmak istiyorum, ben eğitimimi de aldım diyenler olacaktır elbet, hı-hı, olmalılar da. Evet. Onlara bu giriş aşamasında en çok dikkat edecekleri konular hakkında da yönlendirme yapabilir miyiz? Çünkü piyasada sadece üretim bazında rekabet değil, hı-hı, aslında ürün pazarlama bazında da, tabii, çeşitli hile ve dolandırıcılıklar görüyoruz. Bu konu hakkında nasıl uyarılar yapabiliriz? Şimdi az önce de özetlediğim gibi bu sektöre girmek isteyen arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, insanlarımız önce bu işi iyice araştırmasını, fizibilitesini yapıp eğitimini doğru insanlardan, danışmanlığını doğru insanlardan alarak, bunun için de dikkat ederseniz yani kendimizi ön plana çıkaran bir hareketlerde bulunuyoruz. Ne diyoruz? Halk eğitim merkezleri ve tarım ilçe müdürlüklerindeki kurslara katılıp oralardaki eğitmenler bizim arkadaşlarımız, yani Türkiye'nin her yerinde bu. Sadece Kocaeli'deki, ben kendi ilimde olan birkaç tane tarım ilçe müdürlüğünü veya efendime söyleyeyim halk eğitim merkezleri, halk eğitim müdürlüklerinden ilgili onlarla da beraber çalıştığımız için, nasıl beraber çalışıyoruz? Eğitimlerini, uygulamalı eğitimlerini bizim tesislerimizde, diğer eğitimlerinde, halk eğitim merkezlerinde, yani görsel eğitimlerini bizim tesislerimizi açarak ücretsiz olarak bunlara bu hizmetleri veriyoruz. Sektör elimizden gelen desteği yapıyoruz. Yine tekrar tekrar söylüyorum, bu işe girecek insanlar bir meslektaşımızın sözüyle buna örnek vereyim. Bir koyup on almaya alışmış insanlar, hani bazı sektör, bunun içerisinde doktor olur, mühendis olur, müteahhit olur, eczacı olur, efendime söyleyeyim iş adamı olabilir, efendime söyleyeyim bir koyup kuyumcu olabilir, bir koyup on almayı alışmış insanlar kültür mantarı sektörüne veya diğer istiridye mantarının sektörüne girdiklerinde bir koyup biri bile alamayınca ya bu nasıl bir işmiş gibi serzenişlerde bulunuyorlar. Bunu yapmamaları için, bunu yaşamamaları için ben ciddi adımlarla, küçük küçük, çok ciddi maddi riskler almadan, yani ne yapabileceklerini, bununla ilgili biz Avrupa'dan tarımın her sektöründe olduğu gibi kültür mantarı sektöründe de 20 sene falan geriden gidiyoruz. Yani bizim buralarda, bizim gibi kurumsal işletmelerde 80-100 kişinin çalıştığı, üretim yapılan yerlerde Avrupa'da makinalaşma ve modernizasyondan dolayı 6-7 kişiyle bilgisayarlı sistemler, bilgisayarlı hasat, bilgisayarlı sulama, bilgisayarlı ilaçlandırma, eğitimlendirme hepsi bu şekilde yapıldığı için oralarda bunun maliyetleri daha düşük. Bizim ülkemizde iş gücü ve ham madde eskiye göre çok pahalı olduğu için ne Avrupa ile rekabet edebiliyoruz ne de kendi içimizde rekabet edebiliyoruz. O yüzden bir koyup on almaya alışmış arkadaşlar, bir koyup biri de alamayacakları bir sektöre girerken çok ciddi adımlarla girsinler. Onlara tavsiye ederim bunlar. Evet, teşekkür ederiz. Son olarak bir sorum olacak. Çok popüler oldu istiridye mantarı. Siz şapkalı mantardan, hı-hı, da bahsediyorsunuz. İkisi arasında en büyük farklılık nedir? Üretim bazında kolaylık, zorluk ya da yetiştirme bazında neler var? Şimdi bizim ülkemizde bir defa mantar kültürü, yemek kültürüne, beyazı biz daha böyle yeni yeni sokmaya başladık. Yani bir 7-8 yıldan beri bu işin içerisindeyiz. Ben 90'lı yıllardaki, ilk başladığımız yıllardaki anılarımı anlatayım isterseniz.
Kültür mantarını üretiyoruz. Üreticisi de az. Pazarı da yok. Nerede başladık? İlk önceleri pazarımız İstanbul'un Avrupa yakasında. Yani adı üstünde Avrupa yakasında. Yani yemek kültürünün Avrupa'ya daha yakın olduğu yerlerde. Bunun satışına başladık. Sonra Anadolu yakasında. Sonra semt pazarlama. Sonra paketleme, salamura ve konserve olarak Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladı. O zamanlarda bizim köy ve kırsal kesim kökenli olduğumuz için halk olarak her bulduğumuzu doğadan topladığımız mantarları yemeye alışık olduğumuz için bizim 97-98 yıllarında bir gün televizyonda ve gazetede işte mantardan zehirlenen, doğadan topladıkları mantardan zehirlenen bir haber, zehirlenme haberi çıktığı zaman bizim 10 gün bütün siparişlerimiz iptal oluyordu. Yok oluyordu. İnsanlar ürküyordular. Kültür mantarının tamamen adı üstünde kültür arındırılmış, zehir riski hiç olmadığı, anlatabildim mi? Yani doğal olduğu kadar güvenilir olduğunu daha 7-8 yıldan beri şey yaptık, kabul ettirebildik. İstiridye mantarında şekil ve ebat olarak değişik olduğu için yine o korkuyu 3-4 yıldan beri pazarlama yapan arkadaşlar marketlerde veya pazar tezgahlarında dahi elektrikli ızgaralarla tadım yaptırarak, aa kuzu eti kadar lezzetliymiş, ciğerden fark yokmuş, efendime söyleyeyim bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde yeni yeni, ama pazarı istenildiği boyutta değil. Yani atıyorum 100 ton gibi bir şapkalı beyaz kültür mantar pazarı varsa Türkiye'de, yani İstanbul Marmara bölgesi diyelim, yani bunun %5'i ancak istiridye mantarı, %5'i kadar, yani %10'u 10 ton var mıdır yok mudur tartışırım, yani o kadar bir satışı yok. O yüzden amatör olarak, hobi olarak istiridye mantarı biraz daha zorlukları ve kolaylıkları, değişiklik ve çeşitlilik gösteren bir mantar türüdür. Hijyeni çok önemlidir. Şimdi yeni kurulan tesislerde Trigoderma'nın bir türü olan yeşil küf dediğimiz bizim kültür mantarı sektörünün de belalısı son zamanlarda. Yani hijyen açısından detaylı ve düzgün bir hijyen yapılmadığı zaman bir tur, bir üretim odasından bir tur verim alındığında ikinci tur verimde işte bu tür zararlarla ve bu tür hastalıklarla karşılaşıldığında, canlı bir mikroorganizma olduğu için insanlar girip çıkmalar çok oluyor. Yani düzgün, iyi fizibilite çalışması yapılmış. Yani bunun için de şunu söyleyeyim, İstanbul'da yani şu an ismini telaffuz etmeyeceğim, çok büyük yatırım yapan istiridye mantarı olarak çok modern bir tesis yapan bir yer bile yürümedi. Anlatabildim mi? Neden? Ama pazar olarak, ama üretim olarak çok riskleri olduğu için. Bu riskleri minimize edemediği için gün geldi tonlarca mantarı çıktı. Pazarlamada sıkıntı yaşadı. Gün geldi ama hijyen, ama çeşitli hastalıklarla, fungal ve fungisit hastalıklarla mücadele edemedi. Üretim yapamadı ve kiraya verdi, bıraktı. O şekilde gitti. Yani bunlarla ilgili hayal görmemek gerekir. Yapmak isteyen azimli insanlara yapılması gerekir. Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Bunları yapanlar Mars'tan gelmedi. Dünyalı bunlardı. Bizler de dünyalıyız ama en az bizim kadar tecrübeli olamasalar da bizim gibi tecrübeli insanların tecrübelerinden yararlanmalarını tavsiye ederim insanlara. Teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ve reklamlardan sonra bu üretim tesisinin sahibi olan Ramazan Bey ile üretim hakkında konuşacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın.